Selamlar dostlar ben Nevzat umarım keyfiniz yerindedir. Yaklaşık bir haftadır PUBG'nin 11. sezonu hakkında bir şeyler yayınlansın diye sağa sola araştırıyorum kurcalıyorum ama bir şey çıkmıyor. PGIS turnuvası var biliyorsunuz bu aralar yaklaşık bir buçuk aydır devam ediyor. Bu turnuvadan dolayı sanırım birazcık ertelemişler ya da planladıkları gibi hızlandıramamışlar durumu ve sonunda sezon 11'in ilk güncellemesi test serverına bugün iniş yapacak. Ee, güncellemede neler değişecek, neler yeni gelecek ve neler gidecek Bunlara birazcık değinelim Birazcık e, güncelleme notları analizi yapalım istedim bugün Yarınki videoda da yani bir sonraki videoda da Test serverına girip Güncellemeyi test edip Değişiklikleri de bizzat e, Deneyimleyerek sizlere aktaracağım Evet güncelleme 11 şu an test sonucuna gelmiş Paramoda mini 14 VSS ve Scarlett'in güçleri arttırılmış, hasarları arttırılmış. E, ustalık madalyası vesaire vesaire. Çok fazla hani herkesin ilgisini çeken bir olay değil. Sezon 10 ödüllerini görüyorsunuz burada bu arada. Güzel bir mirado var ve güzel bir paraşüt. Her sezon bir paraşüt veriyorlar. E, yeni amblemler gelmiş. Ko i̇şte ödül dağıtımı koşulları vesaire vesaire. Altının altında bitirenler sadece dereceli amblem kazanacak. Altın ve üstü bitirenler mirado kazanacak. Elmas üstü bitirenler, elmas ve üstü bitirenler de paraşüt ve mirado kazanacaklar. Dereceli ödüllerinde ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Benim hepsini açıklamama gerek yok herhalde. Merak ediyorsanız videoyu burada durdurup Ödüllerin sıralamasına bakabilirsiniz dostlar. Sezon 11 güncellemesinde tüm silahların burası çok önemli. Tüm haritalarda e-spor moduna benzer bir şekilde spawnı artırılacak hem de %30 %40 oranında. Yani PUBG artık yavaş bir Battle Royale olma yolundan çıkıp hızlı ve dinamik bir Battle Royale olma yoluna ilerliyor dostlar. Toplama hızını desteklemek için eşya belirleme oranını %30-%40 arttırdık demişler ama araçlar yine aynı spawn oranına sahip olacaklar. Paramo'ya dönüş. Evet. Güncellemenin bombası aslına bakarsanız Paramo. Geri bildirimlerinize dayanarak normal ve özel maçlarda Paramo'yu getirdik ve Heaven ve Karakin'e veda ettik. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir olay var. Özel maçlar. Özel maçlara paramonun gelmesi demek da turnuvaların ve etkinliklerin başlayabilmesi demektir. Yani istediğim zaman girip paramoda özel bir oyun kurup paramoyla ilgili fantastik şeyler yapabileceğim demektir. İleride bununla ilgili de içerik üreteceğim zaten büyük ihtimalle. Umarım sandbox modda çalışıyordur diyelim. Heaven ve Karakin gidiyor. Heaven yeni gelen bir haritaydı. 3,5 aydır yaklaşık olarak bulunuyordu. Çok fazla beğenildi mi bilmiyorum. Şahsi görüşüm evet fena bir harita değildi. Haritada denedikleri yapay zekalar, boss'lar vesaire vesaire de vardı. Başarılı oldu mu? Tartışılır ama kendi çapında hızlı bir aksiyonu vardı Heaven'ın. Gitmesi kötü olmuş. Zaten Karakin'i çok sevmiyordum. Kaç kere de söyledim. Bunu yapmak zorundalar. Bazı yani bütün haritaları aynı anda oyunda bulunduramazlar. Maalesef ki oyuncu sayısı azaldığı için artık oyunda 3 milyon oyuncu olsaydı belki durum farklı olabilirdi ama Paramon'un haritası biliyorsunuz değişken sürekli farklı binalar farklı yerlerde oluyor. Farklı ağaçlar farklı yeryüzü şekilleri oluyor. Ee, bunun yanında biraz daha değişkenliği arttırmışlar. Yeni varyasyonlar da eklemişler bu değişkenlikler arasına. Ve haritayı bu şekilde tekrardan yayınlamışlar. Gizli oda ve yardım paketi helikopterinin belirleme olanı da oranı da artmış. Arazi iyileştirmeleri yapılmış ve ekstra siperler eklenmiş. Botlar dahil her maçta en fazla 64 oyuncu olacak. TPP, FPP, Squad, Solo ve Duo seçeneği de Paramo'ya eklenmiş. Paramo'da biliyorsunuz sadece Solo oynanabiliyordu ve artık Squad da oynanabilecek bence gayet güzel olmuş. Pardon, Paramoda duo oynanabiliyordu evet. Evet, özel maçlarda oynanabilir. Sandbox modu partnerler için mevcut demiş. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Özel maçta sandbox yapabileceğiz Para haritasında. Ben bizim çocukları bir harekete geçireyim de şöyle ufak tefek bir şeyler yapalım sandbox'ta. Geçen yıl takımımız birden fazla ufak harita ve farklı özellikler üzerine yoğunlaştı ve bina yıkımına sahip Karakin değişiklik arazisiyle Paramo ve şehir hayatının dahil olduğu PvP-PVA unsurlarıyla birlikte Heaven haritasını sundu. Yeni ve ilginç haritaları sizler için tasarlamayı seviyoruz fakat maç eşleştirmesi ve harita rotasyonu epey zorlu geçiyor. Bunu, dene Bunu dengelemek adına güncelleme 11.1 ile oynanılabilir harita sınırını 5 ile sınırlayacağız. Harita boyutu olarak oyuncularımızın farklı tercihleri olduğunu biliyoruz. Fakat orta fikir büyük 8x8 haritalardan yana. Bununla birlikte Erangel ve Miramar her zaman rotasyonda olarak haritalarda kalacak. Harita rotasyonu bazı haritalar üzerine daha çok yoğunlaşmamızı ve üstünde çalışmamıza imkan tanıyor. 11.1 güncellemesiyle Paramo Karakin'in rotasyondaki yerini alacak. Paramo taraftarlarımızın çok sevdiği ve uzun süredir geri gelmesini istediği bir haritadır. Daha yeni oyun modları ekleyerek, düzeltmeler yaparak harita havuzuna dahil edip özel maçlarda oynanabilir kıldık. Karakin özel maçlarda olmaya devam edecek. Teşekkürler ve Paramo'nun tadını çıkarın demişler. Evet, Param artık 5 harita olacak oyunda. Çünkü oyuncu sayısı gitgide düşüyor ve harita sayısı arttıkça da e, sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu arada 8 x 8 demişler. Bunun dikkatini çekmek istiyorum. Oyuna yeni bir 8x8 harita gelecekti dostlar bu güncellemede normalde ama PUBG yetiştiremedi bu 8x8 haritayı. Ve bunun yerine Paramo'yu geri getirdi ama bundan itibaren sezonlar eskisi kadar uzun olmayacak ve yeni harita büyük ihtimalle o haritadan itibaren gelmeyecek. Sezonlar 2 ay sürecek bundan itibaren ve Season Pass'lerde ona göre fazla XP verecek diye düşünüyorum. Min'in hasarı 1 arttırılmış, VSS'in hasarı 2 arttırılmış, SCAR'ın hasarı 1 arttırılmış. Ee, SCAR'da yatay geri tepme arttırılmış, geri tepme sıfırlama hızı düşürülmüş. Berilin tepme miktarı arttırılmış. Ee, dikey geri tepmesi de arttırılmış, Berilen örflüyorlar. Evet oyuna gelecek güzel bir içerik var oyunu hızlandıracağını düşündüğüm. Yani otonom araçlardan sonra PUBG artık bu tarz şeylere döndü. Acil kurtarma dediğimiz bir olay var dostlar. Bu acil kurtarmayla birlikte sanıyorum ki airdrop uçaklarına tutunup haritanın istediğimiz bölgesine gidebileceğiz. Bakalım detayları okuyalım. Acil kurtarma konuşlandırıldığında çantasından bir fullton balonu çıkar. Balon tamamen şişip havaya yükseldiğinde 60 saniye içinde bir uçak gelir. Bu süre içinde en fazla 4 oyuncu... Full ton balonunun ipine tutunabilir. Uçak geldiğinde balonu yakalar. Oyuncuları yukarı çeker. Ve güvenli alanın merkezine doğru ilerlerler. Uçuşun herhangi bir anında oyuncuların kendini bırakıp paraşütle atlaması da mümkün. Acil kurtarmayı konuşlandırırken gökyüzünü net bir şekilde gören ve engeller içermeyen bir yer seçildiğinden emin olun. Aksi takdirde başarısızlıkla sonuçlanır. Acil kurtarma ilk daireden önce ve dördüncü daireden sonra kullanılmaz. O yüzden akıllıca kullanın demiş PUBG. Ayrıca kapalı alanlarda, vapurlarda ve trenlerde kullanılmanız, kullanmanız mümkün değil. Envanterinize taşınacak acil kurtarma balonu sadece Eren gel, Miramar, Sanok ve Vikendi'de bulunabilir. Acil kurtarma aşağıdaki durumlarda etkili şekilde kullanılabilir. Oyuncular mavi alandan kaçamıyorsa ve mavi alanda sıkışıyorsa, başka bir takımın ateşi altındaki açık bir araziden geçmeleri gerekiyorsa, siz ve takım arkadaşlarınız güvenli bir şekilde yağma yapmak istiyorsanız. Uçak tarafından alındıktan sonra aşağıdakilere dikkat edin. Uçak tarafından alındıktan sonra ateş edemezsiniz. Bu nedenle potansiyel olarak motorlu planörden gelen hava saldırılarına açık olursunuz. İpe tutunan oyuncular motorlu planör dahil hasar alacaklardır. Oyuncular istediği zaman ipi bırakıp paraşütünü açabilir. Yükseklik 50 metreden azsa paraşüt açılmaz. Kamera TPP ayarlanır ve bu modda sabitlenir demiş. Ustalık madalyaları güncellemelerini ekrana getiriyorum ve çok fazla üstünde durmuyorum dostlar e, PUBG ID güncellemesinde madalyalarımızı daha fazla madalya, madalyamızı sergileyebileceğiz. Ortak arkadaşlar en fazla 300 arkadaşa kadar destek sağlanmaktadır. Arkadaşlık isteği sekmesi eklenecekmiş sosyal sayfasına. E, takip ediliyor özelliği artık desteklenmeyecektir. PUBG'de biliyorsunuz PUBG mobildeki gibi değil birini arkadaş eklediğiniz zaman direkt takip ediliyor yazıyor. O size eklediği zaman o da sizi takip ediyor yazıyor. Şimdi arkadaş isteği gönderip kabul etmesini e, ve ondan sonra onunla oynayabilmesini sağlayacak oyun size. Ara e, arayüz iyileştirmeleri. Ölüm akışı metne artık desteklenmiyor. Hani şu şunu öldürdü şununla falan filan diye bir şey yok. Sadece e, artık ikonlarla grafik şeklinde devam edecek ölüm akışı. Bazı simgeler değiştirilmiş ve maç günlüğü diye bir özellik eklenmiş. Hangi oyuncu kimi hangi silahla öldürdü maç günlüğünden takip edebileceksiniz. Yani bu ghost'çılar için birazcık iyi haber gibi hissettirse de ben tavsiye etmiyorum ghost yapılmasını hiçbir zaman. Yine yeni kozmetik eşyalar her zamanki gibi bir sürü kozmetik eşya gelecek oyuna. Ve şu anda güncelleme içeriği bu kadar dostlar. Bir sonraki güncelleme büyük ihtimalle bir ay sonra test server'a iniş yapacak. Bu güncellemede tahminimce bugün ayın 24'ü ayın 30'unda ya da 31'inde ana sunucuya iniş yapmış olur. Ana sunucuya iniş yaptığında da zaten bol bol herkes paramoya akın edecektir diye düşünüyorum. Çünkü paramoyu insanlar sevdi. Ee, i̇leride umarım daha köklü değişikliklere giderler oyun modunda olsun vesaire vesaire yani Yine beklenilen güncelleme değil, Çok heyecanla açtım bugün maillerimi. Gördüğümde çok fazla heyecanlanmadım ama yine de Paramon'un custom game'e geliyor olması belki bizim Para Moda 32 vs 32 modunda bir organizasyon düzenleyebilmemizi olanaklı kılar. Çünkü 64 kişilik bir harita Paramo biliyorsunuz ve 32 vs 32 modunda da dar bir alan olduğu için farklı bir müfreze savaşı ortamı sunabilir bize. Ve tamamen harita değişken olmasının da getirisiyle çok ilginç şeyler yaşayabiliriz. Umarım sizler de bu videodan bayağı bir ilham almışsınızdır. Baya gelişmeler konusunda hoşnut olmuşsunuzdur. İlerleyen günlerde gelişmeler oldukça PUBG New State hatta PUBG Mobile ile ilgili de aktarmaya devam edeceğim. Yakın zamanda turnuvalarımız başlıyor. Bunun da hatırlatmasını yapayım. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.